Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 17 Beta 3 güncellemesini inceleyeceğiz. Videoyu dün paylaşamadım çünkü açık söylemek gerekirse dün Meta'nın çıkartmış olduğu Twitter alternatifi olan Threads uygulamasına içerik ürettim ve uygulamasıyla ilgili içerik ürettim. Hatta dün videosunu da yayınladım. İlgilenenler kanalımdan bakabilir. Bu güncelleme benim 14 Pro Max cihazıma 1.15 GB olarak geldi. Fakat şöyle bir absürtlük oldu. Bu güncellemeyi yapmadan önce benim telefonumda yaklaşık 24.71 GB yani 25 GB'a yakın boş yer vardı. Fakat buraya girdiğim zaman bana dedi ki 13.45 GB daha boş yere ihtiyacın var. Ben de dedim yani böyle olmaz var ama düzelmedi asla. Dolayısıyla ben de bir tane uygulama sildim, Diablo'yu sildim hatta telefonumdan. Ondan sonra indirmeme müsaade etti. Şimdi gördüğüm birinci değişiklik yapım numarasından falan bahsetmeden önce bu güncelleme ekranında şimdi güncelleme dersek eskiden diyordu ki mesela 8 saat kaldı, 4 saat kaldı, 10 dakika kaldı. Bu güncellemeyi ben yaparken bu değişimlerin hiçbirini, bu bilgilerin hiçbirini görmedim. Güncellemeden sonra da bu arada 44.28 GB'lık bir yer açıldı telefonumda oluştu. Çünkü uygulama falan silmiştim. Arkadaşlar Teknometre'nin Apple Watch kısmı ile ilgili ciddi bir yapılanmaya gidiyoruz bu arada. Dolayısıyla şu anda seçebileceğiniz ve alabileceğiniz onlarca farklı Apple Watch kordon modeli de siteye eklenmiş durumda. Siz de buna katkı sağlamak isterseniz bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Teknometre hesabına yazabilirsiniz. Ve bu Apple Watch'ların hepsinin kordonlarını görmek için de siteye girmeniz yeterli. %20 sepette indirim var. Bilginiz olsun. Hepiniz orada bekliyorum. Güncellemenin yapım numarasına bakacak olursak 21A52-77H olduğunu görebiliyoruz. Ama H harfli bir güncellemeye göre bana kalırsa gayet iyi durumda. Hatta oldukça iyi durumda bile diyebilirim. Küçük de olsa güncelleme içerisinde bir modem güncellemesi mevcut. Bu arada şu andaki kullanılabilir alanım da 17.66 GB. Yani ben bunu anlayamıyorum. Bence hafıza konusunda burada çok net bir sıkıntı var. Bu ilerleyen güncellemelerde çözülecektir. Şimdi bahsedeceğim ilk değişiklik müzik uygulaması içerisinde buradan herhangi bir şarkıya geldiğimizde 3 noktaya basacak olursak View Credits diye bir kısım eklendi. Yani bu şarkının beste yazarı kime ait, sözleri kime ait, prodüksiyonu kime ait? Bunlarla ilgili bilgileri görebiliyoruz. İçerisine girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi performans ve sanatçılar Beste ve şarkı sözleri, prodüksiyon ve mühendislik gibi şeyler gözüküyor. Buradan muhtemelen bu insanların zaman içerisinde profilleri de açılacaktır diye düşünüyorum. Şarkı sözlerini buradan ayrıyeten görüntüleyebiliyoruz. Seçtiğimiz bir sözü şuraya basarak paylaşabiliyoruz. Buradan dilediğimiz sözü seçerek daha da güzel bir şekilde paylaşabiliyoruz. Fakat işin garibi şarkı başına biz bunu yapabiliyoruz ama sanatçının kendi sayfasına geldiğimizde ya da sanatçının herhangi bir albümüne geldiğimizde bunu yapamıyoruz. Mesela üzerine geldiğimde gördüğünüz gibi burada sanatçı paylaş vesaire diye bir kısım bulunmuyor. Anım satıcı uygulamasına girdiğimiz zaman Türkçe dili destekliyor mu şu anda bundan çok emin değilim ama market listesi özellikleri içeren bir takım ürünleri buraya eklediğimizde Anım satıcılar otomatik olarak makine öğrenmesiyle bunu algılıyor ve ...işte yiyecek, içecek, hazır gıda, şekerleme gibi otomatik sınıflandırıyor. Ve böylece bir market listesi oluşturuyor bize eklenen yazının ve kelimenin cinsine göre. Onun dışında airdrop gerçekten rezalet çalışıyor. Hani Instagram'da, Reels'larda, YouTube'da, Shorts'larda şeyi görüyoruz. Telefonları üst üste değdirince hop ışık süzmesi, müzmesi bir şeyler. Ama yani gerçekten airdrop'ta hani bir fotoğrafı bile bilgisayara atarken bu kadar aksaklık çıkabilir. Hele ki boyut biraz büyüdüğü zaman iyice kafayı yiyor ve biliyorsunuz şu paylaşma ekranındaki küçük yuvarlak dolunca gönderimi yapıyor ya o yuvarlağın dolması bile farklı farklı bir olaya doğru evriliyor umarım çözülür. Hava durumunda birkaç tane problem var. Doğru hava durumunu bende hala göstermeyebiliyor. Mesela bende yağmurlu diyor. iPhone X'e bakıyorum yağmurlu gözükmüyor ve iPhone X'in ki doğru çıkıyor. Bunlar gördüğüm bazı problemler. Onun dışında buradaki kısma geldiğimiz zaman hissedilen kısmına bastığımız zaman Burada anlık özette geçmiş güncellemelere kıyasla daha çok bilgi veriliyor. Dolayısıyla hava durumu daha çok bilgi verilerek geliştiriliyor. Tabi burada ülkelerin ya da kullanılan platformların ülkeyle ilgili veya lokasyonla ilgili ne kadar bilgi verdiği de önemli. Hani bizim ülkemiz için geçerli olmayan bir metrik Amerika'da veriliyor olabilir. Dolayısıyla burada da bu şekilde bir ayrım illaki olacaktır. Bunun dışında ortalama sıcaklık diye bir şey var burada ortalamalar. Bu ortalamalara girdiğimiz zaman da bunu dilersek sıcaklık, dilersek yağış olarak görebiliyoruz. Bu ortalamalar kısmında da bir takım değişiklikler var geçtiğimiz güncellemeye kıyasla. Aşağıya indiğimiz zaman şu gördüğümüz alandaki değişimleri yine görmemiz mümkün. Buradan mesajlara girdiğimiz zaman sol taraftaki artı menüsüne bastığımızda şu gördüğünüz alanda gördüğünüz gibi fotoğraflar yazıyor. Normalde bu fotoğraflar yine yazıyordu ama orada galeri işareti vardı. Artık burada en son fotoğrafımızın küçük resmi gözüküyor. Buradan bir fotoğraf açtığımız zaman fotoğraf üzerindeki yazıları normalde cihazımız bizim algılayabiliyor olması gerekiyor gördüğünüz gibi. Ama şu anda yurt dışında ya da ana dil olarak İngilizce seçili olduğunda şu i kısmına bastığınız zaman otomatik olarak buradaki yazılı alanların bir şey yapılabildiğini gösteren bir ikon çıkıyor. Bu hayvan fotoğraflarında da aynı şekilde kullanılıyor, yazılarda da aynı şekilde kullanılıyor. Fotoğraflarda son silinenlere girdiğimiz zaman buradan seç diyerek fotoğraf seçersek sağ altta yeni bir menü daha oluşuyor 3 nokta halinde. Burada farklı farklı seçenekler yine oluyor. Şu anda benim cihazımda gözükmedi, niye bilmiyorum. Home uygulamasına girdiğimiz zaman yeni bir splash screen ekranı karşılıyor bizi. Yani uygulama ile ilgili bilgiler veriyor. Akıllı ışıklarda değişiklikler var, garaj kapılarında değişiklikler var. Bunlar da Türkiye'deki çok fazla geçerli olmadığı için eklemeyeceğim. Sağlık kısmına girdiğimiz zaman burada ruh sağlığı diye bir kısım eklenmişti biliyorsunuz. Göz at kısmına gelerek buradan ruh sağlığı diyerek görebiliyoruz. Burada ruh sağlığına girdikten sonra buraya bastığımda mesela yeni bir şey kaydetmek istiyorum. Buradaki arka plan düz bir renkten bu şekilde gradyantlı bir renge değişti. Bugün genel olarak nasıl hissettiniz? İleri dedim mesela. Buradan bakın sağa sola kaydırdıkça ekran ve ekranın genel tipi otomatik olarak değişiyor. Böyle bir şey de mevcut. Buradakilerde zaten bir değişiklik yok ama genel olarak bu ara yüzde çeşitli değişimler olmuş. Geçtiğimiz güncellemede saat araç takımının arkasını şeffaf bir şekilde ayarlayabiliyoruz diye sevinmiştik ama anlaşılan bu sadece bir hataymış. Çünkü bu güncellemeyle düzeltilmiş ve normal bir şekilde transparan olmayan bir şekilde karşımızda duruyor. Saat uygulamasına girerek sayaçlara geldiğimiz zaman burada eskiden başlat yazıyordu. Şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde bir oynat tuşu var. Bastığımız zaman oynamaya başlıyor ayarlar kısmına geldiğimiz zaman alt kısımdan parolalar dediğimizde parolaları aileyle başlat diye bir kısım eklenmiş buraya. Eskiden burada sadece aile parolaları yazıyordu. Şu anda parolaları aileyle paylaşabiliyoruz. Son aramalarda hatırlarsanız aralar baya baya büyük bırakılıyordu. Şu anda bu da eski haline döndü. Eskiden de bunu ben bir özellik olarak anlatmıştım ama meğersem sadece bir hataymış. Benim bu güncellemede en çok karşılaştığım problemlerden bir tanesi klavye ile ilgili. Özellikle klavye tahminlerinde birçok sıkıntı yaşıyorum klavye tahminlerinden dolayı da birçok sıkıntı yaşıyorum. Mesela ChatGPT'ye girip size neler yaşadığımı bir göstermek istiyorum. Mesela bakın ben şu anda bu altta gördüğünüz şey kaydıramıyorum bir türlü. Gitmiyor. Zaman zaman gidiyor, zaman zaman gitmiyor. Klavye bu konuda ciddi olarak problemliydi bu güncellemede çözüldüğü iddia ediliyor. Sanki bana da daha iyi gibi geldi ama çok net bir şekilde evet çözüldü diyemiyorum. Bakacağız. Apple Pay'in geçerli olduğu ülkelerde Apple Savings Account dediğimiz birikim hesaplarımızdan para yatırma ve para çekirmeyi tekrardan yapabiliyoruz. Mesela Threads uygulamasında ben sorun yaşıyorum bu arada onu da söyleyeyim. Uygulamaya giriyorum. Buradan yeni bir thread oluştur Şuradan galeriye basıyorum. Mesela bunu ekleyeceğim. Eklemeye basıyorum. Ekle diyorum. Hop uygulamadan beni atıyor. Yani bu tarz problemler de sürekli karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu telefondan kaynaklı da olabilir, versiyondan kaynaklı da olabilir. Bunun neden olduğuna bakacağız. Onun dışında Beta 2 ile performansı bana hemen hemen aynı geldi. Sadece aradaki tek tük problemler ve tek tük hatalar az gibi duruyor. Bu da güzel bir şey bence. Pil sağlığına bakacak olursak biliyorsunuz benim pil sağlığım hunharca düşmeye başladı. %98 konumunda şu anda. Ben cihazı aralığın başında aldım diye hatırlıyorum. Şu an için her şey yolunda ama geçtiğimiz güncellemelerle kıyasladığımızda gerçekten pil anlamında ciddi bir yükseliş var. Bakın mesela ben %150 şarjla 11 saat alıyorken burada %120 şarjla 10 saate yakın almışım. Burada biraz daha iyi olmuş. Yani yine bütün günü çıkartmıyor benim fikrimi soracak olursanız. Yani ben mesela uzun süreli dışarı çıkacaksam gün içerisinde mutlaka bir kere daha bir %10, %20, %30 daha şarj etmek zorunda kalıyorum. Bu da bataryanın anasını ağlatıyor tabii ki. Ama geçtiğimiz güncellemelerden, geçtiğimiz betalardan çok daha iyi bir pil olduğu kesin. Performanstan da ben şu an için memnunum. Geekbench 6 skorlarına bakacak olursak 2626-1640 ve 22650 olmak üzere GPU ve CPU benchmarklarını görebiliriz. Geçtiğimiz güncelleme ile geçtiğimiz beta ile hemen hemen aynı rakamlar sayılar. Dolayısıyla bence burada da çok kurcalayacak bir şey yok. Buradan takvime girecek olursak benim tahminlerime bakacak olursak bugün ayın 7'si biz haftaya ayın 10'unda muhtemelen public beta'yı görürüz. Yani artık sadece geliştiriciler değil isteyen herkes iOS 17'nin betasını indirebiliyor olacak. Onun dışında 16.6'nın RC sürümünü bekliyoruz. Bence bunu da haftaya görürüz. Biz 11'inde de 12'sinde de bunu görürüz. Bunların hepsiyle ilgili yine videolarda yapmaya devam edeceğim. Bu arada iPadOS 17 ile ilgili de bir videom var yolda. WatchOS yapmaya çalışacağım ama Apple Watch'um yok. Apple Watch bulmam lazım. O benim için bir sıkıntı. Dolayısıyla bu tarz videolarda bir beklentiniz varsa lütfen söylemeyi ve yazmayı da unutmayın. Şu anda iOS 17 betalarına bakacak olursak da 2 haftada 1 beta olacak bir şekildeyiz. Yani ayın 17'si ile 21'i arasında diğer bir beta güncellemesinin gelmesini bekliyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir gün geç yüklemeden dolayı kusura bakmayın. Sorularınızı bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.